Türkiye'nin nüfus coğrafyası, yani Türkiye'nin beşeri özellikleri bugünkü konumuzda. Türkiye nüfusundan bahsederken öncelikle nüfusun ne olduğundan söz etmemiz gerekirse, nüfus kavramını sınırları belirli bir alanda yaşayan kişi sayısı olarak tarif ediyoruz. Nüfus sayımı dediğimiz başka bir kavram karşımıza çıkıyor. Nüfus sayımı ise sınırları belirli bir alanda yaşayan insan sayısını tespit etme işine verilen isimdir. Türkiye'de yapılan ilk nüfus sayımı 1927 yılında gerçekleştiriliyor ve bu devrede Türkiye nüfusunun 13 milyon küsur olarak sayılıyor, tespit ediliyor. Daha sonra nüfus sayımlarının 5 yılda bir yapılması kararlaştırılıyor. Fakat 1927 yılından sonra 1932 yılında yapılmıyor. Çünkü sonunun 0 ve 5 ile biten yıllarda yapılması planlanıyor. O yüzden de 1927 yılından sonraki ilk nüfus sayımı 1935 yılında yapılıyor. Ve 5'er yıl aralıklarla nüfus sayımları gerçekleştiriliyor. Fakat 1940 yılında da nüfus sayımı 1945 yıllarında da yapılıyor. Ancak bu esnada Türkiye'deki nüfus sayımında, nüfusun artışında bir düşüş görülüyor. Çünkü bu dönemde dünya 2. Dünya Savaşı'nı yaşıyor ve Türkiye direkt olarak bu savaşa katılmasa bile erkekler silah altında bulundurulduğundan dolayı nüfus artış hızında bu dönem içerisinde bir düşüş görüldüğü tespit ediliyor. Daha sonraki dönemlere baktığımızda Türkiye nüfusunda artışlar olmaya başlıyor. Özellikle 1955 ve 60'lı yıllar içerisinde Türkiye nüfusunun artışında önemli değişmeler ortaya çıkıyor. Burada nüfusun artış göstermesinde sağlık hizmetlerinin devreye girmesi, beslenme koşullarının iyileşmesi gibi durumlar kendini göstermeye başlıyor. 1960'lı yıllardan sonra 60-65 döneminde ise nüfus artış hızında yine bir miktar azalmalar ortaya çıkıyor. Bu azalmaların ortaya çıkmasında ise bu dönemde Türkiye'den yurt dışına yapılan göçlerin etkisi var. Özellikle başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesine bu dönemde işçi göçleri gerçekleşiyor ve bu yüzden de Türkiye nüfusunda 60-65 döneminde yine artış hızında düşüşler görülebiliyor. 75-80 arası döneme geldiğinde özellikle şehirleşme, aile planlama uygulamaları, kadın iş hayatına girmesi gibi etkenler sebebiyle de nüfus artış hızı yine düşük seviyelerde bulunuyor. 80-85 arasındaki dönemde özellikle ekonomik gelişmelerin iyileşmesi, daha sağlıklı yaşam koşullarının devreye girmesinden dolayı nüfus artış hızında yükselmeler kendini göstermeye başlıyor. 95-2000 dönemine geldiğimizde ise özellikle sanayileşme, eğitimin artması, aile planlaması, kadının iş hayatına girmesi gibi nedenlerle yine nüfus artış hızı azalmaya başlıyor. Ancak şöyle bir durum söz konusu ki nüfus artış hızında azalmalar görülse de hiçbir zaman Türkiye'nin nüfusu azalma göstermiyor. Sadece nüfus artış hızında azalmalar ortaya çıkıyor. Nüfus artış hızının azalması demek de nüfusun azalması demek değildir. Nüfus sayımları iki farklı yöntemle yapılır. Defakto ve dejur denilen yöntemler vardır. Defakto denilen yöntemde sayım günü kişiler bulundukları adreste sayılırlar. Türkiye'de nüfus sayımları genelde bu şekilde yapılmaktaydı. Ancak 2007 yılında yapılan sayımda bu defakto yöntemi değil de adrese dayalı, ikamet adresine dayalı olan dejur yöntemiyle nüfus sayımları gerçekleştirilmiştir. Nüfus artışı kavramından söz edeceğiz şimdi. Nüfus artışı sınırları belirli alanda ve belirli süreler içerisinde yaşayan insan sayısında meydana gelen artışa verilen tanımlamadır. Nüfus artışını etkileyen bazı faktörler vardır. Nüfus artışı dediğimizde bu nüfus artış hızı artı ya da eksi yönlerde de olabilir. Örneğin doğumlar nüfus artış hızını, doğumların fazla olması nüfus artış hızını artı yönde etkilerken doğumların azlığı nüfus artış hızını eksi yönde etkileyecektir. Bunun dışında savaşlar nüfusun azalması üzerinde, nüfusun artışının eksi olması yönünde etkilidir. Evlenmeler, özellikle evlenme yaşının küçük olması yine nüfusun artışı üzerinde
etkili olabilmekte. Bunun dışında göçler nüfus artışı üzerinde etkilidir. İç göçler ülke nüfusunu kesinlikle etkilemez. Dış göçler nüfusun artması ya da azalmasında etkili olmaktadır. Ülke içerisine yapılan göçler nüfusun artması üzerinde etkili olurken, ülke dışından başka ülkelere yapılan göçlerde nüfusun azaltıcı etkisine neden olmaktadır. Ülke sınırlarının değişmesi, eğitim hizmetlerinin artış göstermesi, nüfus planlaması uygulamalarının devreye girmesi, iktisadi yani ekonomik ve sosyal şartlarda değişmelerin ortaya çıkması, bunların gelişmesi gibi durumlar, özellikle sağlık koşullarının iyileşmesiyle beraber bebek ölümlerinin azalmasına bağlı olarak nüfusta artışlar meydana gelebilir. Beslenme, sağlık koşullarının iyileşmesi, yaşam süresinin uzaması, bunların hepsi nüfusun artması yönünde etki etmektedir. Özellikle bunun dışında söyleyebileceğimiz gelenekler, görenekler, geleneksel yapılardan dolayı da daha fazla sayıda çocuğa sahip olmadan kaynaklı olarak yine nüfusa artışlar görülebilir. Son olarak buna bir de kadının iş hayatına girmesini söyleyebiliriz. Kadının iş hayatına girmesiyle beraber tabii ki kadının sahip olduğu çocuk sayısı azalmakta ve bu da nüfusun azalmasında etkili olan bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla nüfus artış hızını etkileyen bu saydığımız faktörler bazıları nüfusun artışının artı yönde olmasına etki ederken bazıları da nüfusun artışının eksi yönde olmasına neden olmaktadır. Nüfus artışı özellikle bazı sonuçları olumlu, bazı sonuçları da olumsuz olarak karşımıza çıkar. Tabii ki daha çok olumsuz sonucu ortaya çıkıyor. Ancak buna rağmen yine nüfus artışının bir takım olumlu sonuçları da söz konusu olabiliyor. Bir kere sayısal olarak bir artış meydana geldiği için askeri anlamda bir gücün ortaya çıkmasına sebep oluyor. Nüfus artışının olumlu bir sonucu olarak bunu söyleyebiliriz. Onun dışında mal ve hizmetlere olan taleplerde artışlar meydana geliyor. Piyasalar genişleyip yeni yatırım sahaları açılabiliyor. Vergi gelirlerinde artışlar ortaya çıkabiliyor. Üretim artıyor fakat işçi ücretleri düşüyor. Bu yatırım yapan kişiler açısından olumlu bir durum olurken tabii ki çalışan kişiler açısından da olumsuz bir durum oluyor. Fakat olumlu bir sonuç olarak, nüfusun artışının olumlu bir sonucu olarak bunları sıralayabiliyoruz. Nüfus artışının olumsuz sonuçlarına gelince bunlar tabii ki olumlu sonuçlarından çok daha fazla. Bir kere her şeyden önce nüfusun artmasıyla beraber kişi başına düşen geride azalmalar ortaya çıkıyor. Kalkınma hızı yavaşlıyor, işsizlik ortaya çıkıyor, tasarruflar azalıp tüketim artmaya başlıyor, doğal kaynaklar hızla tükenmeye başlıyor. Bunun yanı sıra nüfusun hızlı bir şekilde artmasıyla beraber göçler meydana geliyor. Göçlerin meydana gelmesiyle birlikte gecekondulaşma, çarpık kentleşme, çevre sorunları ortaya çıkıyor. Belediye, eğitim ve sağlık hizmetlerinde aksamalar kendini göstermeye başlıyor. Ve bunların hepsi de nüfus artışının olumsuz sonuçları şeklinde kendini gösteriyor. Türkiye'de nüfus artış hızının fazla olmasının ne gibi sonuçları var dersek, Türkiye bazında bunları incelersek, tabii ki en başta Türkiye'de nüfus artış hızının fazla olması işsizlik sorununu ortaya çıkartıyor. İşsizliğe bağlı olarak da özellikle kırsal kesimlerden kentlere yoğun bir şekilde göç olayları yaşanıyor. Bunun yanı sıra ekonomik olarak kalkınmada yavaşlamalar meydana geliyor. Genç nüfus artış gösteriyor. Genç nüfus bağımlı dediğimiz yaş grubunu oluşturan nüfus, yani tüketici nüfus artıyor. Kişi başına düşen gelirde azalmalar ortaya çıkıyor. Bununla beraber tabii ki yine Türkiye'de de nüfusun hızlı bir şekilde artmasıyla beraber eğitim, sağlık, belediye, altyapı hizmetlerinde aksamalarda, sorunlarda kendini göstererek karşımıza geliyor. Şimdi de Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörleri ele aldık. En nihayetinde baktığımızda Türkiye genelinde, Türkiye'nin her metrekaresinde eşit sayıda kişinin yaşamadığını görüyoruz. Özellikle Marmara bölgesinin nüfusu
nüfus çok fazla iken Dornbum bölgesinde ise nüfus son derece azdır. Kilometrekareye düşen kişi sayıları birbirinden çok çok farklıdır. Dolayısıyla bu da bize Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen belli başlı bazı faktörlerin varlığını gösteriyor. Nüfusun dağılışını etkileyen faktörleri iki ana başlık altında topluyoruz. Bir, doğal faktörler. İkincisi de beşeri faktörler. Doğal faktörleri sıralamamız gerekirse öncelikle iklimden bahsedeceğiz. Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen doğal faktörler içerisinde ilk söyleyeceğimiz iklim. İklime bağlı olarak Türkiye'de nüfusun çoğunluğu, yarısından fazlası Türkiye'nin kıyılarında yaşamaktadır. Türkiye nüfusunun yarısından fazlası kışların daha ılık geçmesi, daha uygun yaşam koşullarının olması, iklim açısından daha uygun yaşam koşullarının olması sebebiyle kıyılarda yaşarken daha az kesimi iç kesimlerde bulunmaktadır. O yüzden de iklim koşulları nüfusun dağılışında etkili bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Bir ikincisi, yeryüzü şekilleri. Yeryüzü şekilleri yine nüfusun dağılışını etkileyen bir faktör. Neden etkiliyor? Çünkü dağlık alanlarla geniş ovalık alanların, düzlüklerin yer kapladığı alanlar arasında nüfusun dağılışı açısından çok büyük farklar var. Dağlık ve engebeli yerlerde hem tarım alanları kısıtlı, hem ulaşım zor, hem de yükseltiye bağlı olarak sıcaklık değerleri düşüş gösteriyor. Bütün bunlarda insanların buralara yerleşmesine ve sık nüfusu olmasına engel olurken, ovalık alanlarda ise verimli tarım alanlarının bulunması, ulaşımın rahatlıkla yapılabilmesi, iklim koşulları uygun olması gibi nedenlerden dolayı da buralarda nüfusun arttığını görüyoruz. Örneğin Adana'da bunlar Çukurova, Türkiye'de yoğun nüfuslu yerlerden biri. Samsun'da Bafra, Çarşamba yine bunlar verimli toprakların olduğu, alüvyal toprakların bulunduğu verimli ovalar. Sonra Ege bölgesinde bulunan Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes ovaları, bunların hepsi sık nüfuslu yerlerdir. Ve baktığımızda da hepsi de geniş düzlükler, ovalık alanlar ve verimli toprakların bulunduğu yerlerdir. Üçüncüsü, su kaynakları. Tarih boyunca medeniyetlerin kurulduğu, uygarlıkların kurulduğu yerlere baktığımızda hep bir uygarlığın bir su kaynağına bağlı olarak var olduğunu, kurulduğunu görürüz. Hatta Mısır için derler ki Nil Nehri olmasaydı Mısır da olmazdı diye. O yüzden su kaynakları tarih boyunca da hep önemli korumuştur. Türkiye'de de yerleşmelerin ve nüfusun dağılışına baktığımızda bunu görüyoruz. Özellikle iç kesimlerde yağış değerlerinin azaldığı yerlerde su kaynaklarının olduğu yerler yerleşmeler açısından, nüfusun yoğunluğu açısından çok önem arz eden yerler olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle İç Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da su kaynakları çevresinde genellikle yoğun nüfuslanma olduğunu ve buralarda yerleşmelerin kendini gösterdiğini görebiliriz. Bir başka faktör, toprak verimliliği. Örneğin Türkiye'de Tuz Gölü ve çevresi seyrek nüfuslu yerlerden biridir. Taşeli platosu ve Teke platosu yine seyrek nüfuslu yerlerden biridir. Çünkü Taşeli platosu, Teke platosu karstik bir arazi yapısına sahiptir. Yani kireçlidir, toprakları verimli değildir. Tuz Gölü çevresinde tuzlu topraklar bulunur. Dolayısıyla bu tür verimsiz toprakların olduğu yerlerde yine Türkiye'de nüfusun seyrek olduğu yerler olarak karşımıza çıkıyor. Az önce bahsettiğimiz Çarşamba, Bafra, Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes, Çukurova gibi yerlerde alüvyal topraklar bulunuyor. Alüvyal topraklar verimli topraklardır. Dolayısıyla bu toprakların olduğu yerlerde de toprağın verimliliğine bağlı olarak nüfusun artış gösterdiğini söyleyebiliyoruz. Doğal faktörleri bu şekilde sıraladıktan sonra beşeri faktörlere geçersek, beşeri faktörlerden ilk olarak sanayiden bahsedeceğiz. Özellikle sanayileşmenin artmasıyla beraber kırlardan kentlere doğru yoğun bir şekilde göç meydana gelmektedir. Türkiye'de de bunun örneklerini yoğun bir şekilde görebiliyoruz.
Türkiye'de sanayileşmenin yoğunlaştığı yerlere, özellikle kırsal kesimlerden ve ülkenin doğu taraflarından, batıda bulunan bu sanayileşmiş kesimlerine yoğun bir şekilde göç meydana geldiğini ve buna dayalı olarak da buralarda nüfusun artış gösterdiğini söyleyebiliriz. Örneğin Çatalca Kocaeli platosunda özellikle İstanbul, İzmit dolayları yoğun bir şekilde sanayi faaliyetlerinin görüldüğü alanlar ve buna dayalı olarak da çok fazla göç alan ve nüfusun da sık olduğu yerlerden biri. Bir diğer faktör tarım. Verimli toprakların bulunduğu, tarımsal faaliyetlerin yoğun bir şekilde yapıldığı, tarımdan alınan verimin yüksek seviyelerde olduğu yerlerde yine ekonominin canlı olduğu yerler olması sebebiyle bu alanlarda da nüfusun yoğunlaştığını görürüz. Az önce toprak verimliliğinde bahsettiğimiz verimli ovalar diye söylediğimiz yerler aynı zamanda tarımın rahatlıkla yapılabildiği ve tarımdan gelirin önemli ölçülere ulaştığı yer olduğundan dolayı yine buralarda nüfusun sık olduğunu, yoğun olduğunu söyleyebiliyoruz. Üçüncüsü madenler. Belli bir yeraltı kaynağının varlığı ve bu yeraltı kaynağının çıkartılıp işlenmesine dayalı olarak herhangi bir yerin ekonomisi canlanıyorsa, buna dayalı olarak bu şehir, o yerleşme büyüyorsa bu tarz yerlerin nüfuslanmasında da bu madenlerin, yeraltı kaynaklarının etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin Zonguldak'ta çıkartılan taş kömürü buranın nüfuslanmasında ve sık nüfuslu bir yer olmasında büyük bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Burada Batman örneğini verebiliriz. Batman 90'lı yıllara kadar Siirt'in bir ilçesi durumunda olan bir yerken şu anda nüfusu Siirt'in nüfusunun katlamış durumdadır. İki katını geçmiş durumdadır. Burada tabii ki Batman'da çıkartılan petrolün etkisi söz konusudur. Burada çıkartılan yeraltı kaynağına bağlı olarak buranın ekonomisi canlanmakta ve bu ekonomiye dayalı olarak da tabii ki buralar göç alıp fazla nüfuslanan yerler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir diğer etken turizm. Turizm tesislerinin yoğun olduğu, turistik faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı yerlerde yine ekonomik olarak turizmin varlığıyla beraber canlanan noktalar olduğu için bu yerlerde yoğun olarak nüfuslanan yerler olarak karşımıza çıkıyor. Turistik yerler tabii ki bildiğiniz üzere Alanya, Antalya, Bodrum, Marmaris, Kuşadası, Çeşme gibi yerleri sıralayabiliriz, bunları sayabiliriz. Bunun dışında son olarak bir de ulaşımdan bahsedeceğiz. Nüfusu dağılışını etkileyen beşeri faktörler içerisinde. Ulaşım yollarının geliştiği, ulaşım açısından kavşak noktası durumunda bulunan yerlerde sanayi, ticaret faaliyetleri de yoğun olarak gelişme gösterir. Bu faaliyetler rahatlıkla yapılabilir. Bu yüzden İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kayseri gibi kavşak noktasında bulunan, ulaşımın geliştiği yerlerde de nüfusun artış gösterdiğini ve sık nüfuslu yerler olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Türkiye'de nüfusun yoğun olduğu yerleri harita üzerinden göstererek bir kez daha sıralayalım. Türkiye üzerinde nüfusun en yoğun olduğu yeri söylerken ilk söyleyeceğimiz yer Çatalca, Kocaeli platosunun olduğu yerdir. Burada bulunan İstanbul ve Kocaeli Türkiye nüfusunun çok büyük bir kısmını üzerinde barındırır. İkinci olarak nüfusun yoğun olarak bulunduğu saha olarak göstereceğimiz yer Kıyıeli'dir. Burada bulunan İzmir, Aydın, Denizli yine Türkiye'de yoğun nüfuslu olan yerlerdir. Sonrasında Çukurova'nın üzerinde bulunduğu Adana bölümü yine Türkiye'de yoğun nüfuslu olan yerlerdendir. Özellikle iç kesimlerde Kayseri, Konya dolayları, Kayseri, Konya bulunduğu iç kesimlerde bu kavşak noktası durumunda olan yerler yine Türkiye'de nüfusun yoğunlaştığı yerlerdir. Karadeniz'de ise özellikle Batı Karadeniz'de Zonguldak dolayları yine çıkartılan yeraltı kaynağında taş kömürüne bağlı olarak nüfusun yoğunlaştığı yerlerden. Karadeniz bölgesinde bir de orta kesimde Samsun dolayları Türkiye'de nüfusun yoğun olduğu yerlerden örnek verebileceğimiz bir nokta. Güney Anadolu'da ise özellikle
Gaziantep ve Diyarbakır dolayları, burada Gaziantep'te bulunan sanayi, tarım faaliyetlerinin yoğunluğu buranın nüfusun artmasına etkili olmuştur. Bir de bu sahada nüfusun artmasında özellikle GAP'ın devreye girmesinin etkisi olmuştur. GAP devreye girdikten sonra da hem kentleşme artmış hem de buna dayalı olarak da bu alanda bulunan nüfusta artışlar meydana gelmiştir. Nüfusun yoğun olduğu yerleri bu şekilde sıraladıktan sonra şimdi de Türkiye'de seyrek nüfusu olan yerlerden söz edelim ve bunları harita üzerinde gösterelim. Türkiye'de seyrek nüfusu olan yerlerden biri Yıldız Dağları bölümü. Marmara bölgesi içerisinde bulunan Yıldız Dağları bölümünde özellikle burada bulunan Yıldız Dağları, bu alanın dağlık ve engebeli olması, ulaşımın rahat yapılamaması burada nüfusun seyrek olmasına neden olmuştur. Nüfusun seyrek olduğu başka bir alan Menteşe yöresi. Bu alan kıyıda ya da kıyıya yakın bir alanda bulunmasına rağmen nüfusun seyrek olduğu yerlerden biridir. Yine burada nüfusun seyrek olması buranın dağlık ve engebeli olmasının etkisi vardır. Çünkü burada Menteşe dağlık kütlesi bulunmakta ve bu dağlık yapıdan dolayı da buradaki nüfus seyrektir. Nüfusun seyrek olduğu diğer iki nokta da Taşeli ve Tekir Platosu'nun olduğu yerlerdir. Yine bu Taşeli ve Tekir Platosu'nun olduğu yerde Toroslar bulunuyor. Yine dağlık alanlar, engebeli alanlar ve bunun yanı sıra bir de karstik bir arazi, toprakların verimsiz olduğu alanlar. O yüzden de burada nüfusun seyrek olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında yine dağlık bir bölüm olan Hakkari bölümü Türkiye'de nüfusun seyrek olduğu yerlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle Doğu Anadolu bölgesinin genelinde nüfusun yoğunluğunun fazla olmadığını görüyoruz. Nüfusun yoğunluğunun fazla olmasında da özellikle yükseltinin fazla olması, dağlık ve engebeli olması ve iklim koşullarının oldukça sert olmasının etkilerini söyleyebiliyoruz. İç Batı Anadolu bölümünde de iç Batı Anadolu bölümünde bu kesimlerde nüfusun seyreldiği noktalar bulunmakta. Buralarda özellikle iklimin elverişsiz olmasından ve sanayinin yeterince gelişmemesinin etkilerini söyleyebiliriz dağlık olması sebebiyle. Nüfusun seyrek olduğu yerlerden bir diğeri de Tuz Gölü ve çevresidir. Burası da özellikle Türkiye'de en az yağış alan yerler içerisinde söylediğimiz bir noktaydı. Hem kuraklığın fazla olması hem de verimsiz toprakların olması sebebiyle bu alan Türkiye'de nüfusun seyrek olduğu yerlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'de seyrek ve sık nüfuslu yerleri sıraladıktan sonra şimdi Türkiye'deki nüfus yoğunluklarından bahsedeceğiz. Nüfus yoğunluklarını farklı şekillerde ifade edeceğiz. Üç tür yoğunluk bulunmakta. Aritmetik nüfus yoğunluğu, fizyolojik nüfus yoğunluğu ve tarımsal nüfus yoğunluğu olmak üzere. Öncelikle aritmetik nüfus yoğunluğundan bahsedeceğiz. Aritmetik nüfus yoğunluğu, ülkenin toplam nüfusunun ülke yüz ölçümüne bölünmesiyle ortaya çıkan nüfustur. Aritmetik nüfus yoğunluğu, toplam nüfus bölü yüz ölçümü. Aritmetik nüfus yoğunluğuna bakarak ülkenin kilometre karesinde kaç kişi yaşıyor? Bunun tespitini yapabiliriz. Kilometre kareye düşen kişi sayısını gösterir. Ülke genelinde yapılan nüfus sayımında ülkenin toplam nüfusu tespit edildikten sonra ülke yüz ölçümüne bölünerek ülkenin nüfus yoğunluğu tespit edilir. Ancak ülkenin nüfus yoğunluğu, ülkede kilometre kareye düşen kişi sayısı ülkenin her yerinde aynı değildir. Bazı yerlerde nüfus yoğunluğu bu ülke genelinin çok çok üzerinde seyrederken bazı yerlerde de son derece altında kalmaktadır. Örneğin Marmara bölgesi Türkiye'de nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölgedir ve Türkiye ortalamasının çok çok üzerindedir. Doğu Anadolu bölgesi ise nüfus yoğunluğunun son derece az olduğu bir bölgedir ve Türkiye ortalamasının oldukça altındadır. Doğu Anadolu bölgesinde nüfus yoğunluğunun seyrek olmasında hem burada bulunan nüfusun azlığının etkisi var hem de Doğu Anadolu bölgesi yüz ölçümü olarak geniş bir bölge. O yüzden de burada kilometre kareye düşen kişi sayısı azdır. Marmara bölgesi ise
yüz ölçüm olarak geniş bir bölge olmamasına rağmen üzerinde yaşayan kişi sayısının çok fazla olması itibariyle nüfus yoğunluğu oldukça fazla olan bir bölgedir. Bölge içerisinde de iller arasında nüfus yoğunlukları çok büyük farklılıklar gösterilir. Örneğin Marmara bölgesinde bulunan İstanbul'da bazı yerlerinde kilometre kare 2000'e yakın kişi düşerken az önce söylediğimiz Türkiye'deki seyrek nüfusu yerlerden biri diye bahsettiğimiz Yıldız Dağları bölümünde Marmara bölgesinde bulunur. Fakat Marmara bölgesinde bulunmasına rağmen Yıldız Dağları bölümünde nüfus yoğunluğu son derece düşüktür. Dolayısıyla aynı bölge içerisinde de çok büyük tezatlıklar da görülebilir. Çok yüksek ve çok düşük sayılar karşımıza gelebilir. Bir başka nüfus yoğunluğu fizyolojik nüfus yoğunluğu. Fizyolojik nüfus yoğunluğu da toplam nüfusun ekili dikili alanların yüz ölçümüne bölünmesiyle ortaya çıkar. Fizyolojik nüfus yoğunluğu tarım topraklarından ne kadar sayıda insanın beslendiğini gösterir bize. Fizyolojik nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde ekili dikili alan azdır. Bu yüzden de buralarda fizyolojik nüfus yoğunluğu fazla çıkabilir. Örneğin Türkiye'de fizyolojik nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu yerler Doğu Anadolu bölgesi ve Doğu Karadeniz bölümüdür. Baktığımızda hem Doğu Anadolu bölgesi hem de Doğu Karadeniz bölümü oldukça engebeli dağlık alanlardır ve buralarda bulunan tarım toprakları, ekili dikili arazi alanı son derece dardır. Dolayısıyla buradaki alanın darlığı buradaki fizyolojik nüfus yoğunluğunun oldukça yüksek çıkmasına neden olmaktadır. Buna karşı geniş düzlüklerin bulunduğu İç Anadolu bölgesi, Marmara bölgesi gibi yerlerde fizyolojik nüfus yoğunluğu son derece Doğu Karadeniz'e ve Doğu Anadolu'ya göre düşük değerlerde seyretmektedir. Çünkü buralarda bulunan ekili dikili tarım arazisi çok daha geniştir ve geniş olduğundan dolayı da kilometre kareye düşen, kilometre kareden beslenen kişi sayısı tabii ki daha az karşımıza çıkar. Üçüncüsü, tarımsal nüfus yoğunluğu. Tarımsal nüfus yoğunluğu da tarımla uğraşan kişi sayısının ekili dikili alanlara bölünmesiyle ortaya çıkar. Bu da tarımla uğraşan, çiftçilikle geçinen kişilerin sayısını ve kilometre kareye ne kadar çiftçi düştüğünü göstermesi açısından karşımıza çıkan bir değerdir. Yine tarımsal nüfus yoğunluğu dağlık ve engebeli alanlarda, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu gibi yerlerde son derece yüksek değerlerde karşımıza çıkar. Çünkü buralarda bulunan tarım arazileri son derece dardır. O yüzden de kilometre kareye düşen kişi sayısı fazla olur. Fakat tarım arazilerinin geniş yer kapladığı İç Anadolu gibi, Marmara gibi, özellikle Ergene Havzası gibi yerlerde tarımsal nüfus yoğunluğu düşük değerlerde kendini gösterir. Türkiye'nin nüfus özellikleri. Türkiye'nin nüfus özelliklerini ele alırken öncelikle nüfus piramitlerine bakarak Türkiye'nin nüfus özelliklerine dair çıkarımlarda bulunabiliriz. Onun için şimdi bir nüfus piramidi nasıl çizilir? Nüfus piramidine bakarak hangi bilgilere ulaşabiliriz? Bunlar üzerinde duralım. Nüfus piramitlerinde dikey doğrultuda yaş grupları yazılır. 0, 4, 5, 9, 10, 14 şeklinde bu yaş grupları dikey doğrultuda en üst yaş sınırına kadar yazılır. Daha sonra yatay doğrultuda çizilen sütunlar da kadın ve erkek sayılarını göstermek üzere nesnedilir. Milyon kişi şeklinde bunları yazıyoruz. 1, 2, 3, 4 diye milyon olarak değerlerimizi yazalım. Örneğin, mesela diyelim ki 0-4 yaş grubunda, şuraya da cinsiyeti yazalım, kadın ve erkek diye, 0-4 yaş grubunda 3-3,5 milyon erkek olduğunu varsayalım. O zaman bu dikey doğrultuda çizdiğimiz
yaş sütunundan 0.4'ten bir çizgi çekiyoruz. 3.5 milyon. Bunu aşağıya doğru indiriyoruz. Bu bize 0.4 yaş grubunda bulunan kişi sayısını gösterir. Yine aynı şekilde diğer tarafa da kadın sayısını gösteririz. Diyelim ki o da 3 milyon 400 olsun. Yaklaşık bir değer olarak bu şekilde sütunumuzun tabanını oluşturmuş oluruz. Daha sonra bu her yaş grubu için yapılır ve hangi yaş grubunda kaç kişi varsa o yaş grubundan itibaren bir çizgi çekilerek aşağıda bulunan kişi sayısını gösteren denk geldiği yere o dikme indirilir ve ona göre kişi sayısı bulunur. Mesela 5-9 için bir tane daha çizelim. Diyelim ki 5-9 yaş grubunda 3 milyon erkek var. O zaman bu kez bunu getiriyoruz. 3 milyonu bırakıyoruz. 3 milyonda kadın olduğunu varsayalım. Bu şekilde grafik en son yaş grubu neyse ona kadar bu çizgiler çizilerek nüfus piramidi oluşturulur. Nüfus piramidine bakarak ülkenin toplam nüfusuna ulaşırız. Çünkü her yaş grubundaki kişi sayısının toplanmasıyla toplam nüfus ortaya çıkar. Ve toplam nüfusun cinsiyete göre dağılımına ulaşabiliriz buradan. Çünkü sağ ve sol tarafında farklı şekilde bu sınıflandırma yapılır. Bir tarafta kadın nüfusu, diğer tarafta da erkek nüfusu vardır. O yüzden ayrı ayrı kadın ve erkek nüfus oranlarına ulaşabiliriz nüfus piramitlerine bakarak. Nüfus piramitlerine bakarak yaş gruplarına ulaşabiliriz. Çünkü piramitte dikey sütunda yaş grupları yer alır ve buna göre sayılar tespit edilir. O yüzden hangi yaş grubunda kaç kişi var bunun tespiti de yine nüfus piramitlerine bakarak yapılır. Nüfus piramitlerinde 0-14 yaş grubu genç nüfus olarak kabul edilir. 15-64 yaş grubu yetişkin olarak kabul edilir. 65 yaş üstü ise yaşlı nüfus olarak kabul edilir. Ve bu nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı yine piramitten elde edeceğimiz başka bir bilgi olarak karşımıza çıkar. Bir de piramitlerden doğurganlık oranlarını tespit edebiliriz. Doğurganlık oranını da piramidin tabanına bakarak tespit edebiliriz. Piramidin tabanı ne kadar çok genişlerse bu o kadar doğum oranlarının arttığını gösterir bize. Piramidin tabanının daralması doğum oranlarının azaldığının bir göstergesidir. Piramidin tabanıyla sonraki yaş grupları arasında çok büyük farklılıklar olmuyorsa bu da bize nüfus artışının artı ya da eksi değil dengeli bir nüfus olduğunu, yani nüfusun ne arttığını ne de azaldığını göstermektedir. Nüfusun artış oranına bakarak, doğum oranlarına bakarak da ülkelerin gelişmişlik düzeyleri hakkında fikir sahibi olabiliriz. Örneğin nüfus artış oranları, yani doğum oranlarının, nüfus artışının da doğum oranı bazında ele almamız gerekiyor. Doğum oranlarının yüksek olduğu ülkeler geri kalmış ülkeler olarak karşımıza çıkar. Doğum oranlarının düşük olduğu ülkeler ise gelişmiş ülkelerdir. O yüzden bu doğurganlık oranlarına bakarak da ülkelerin gelişmişlik düzeyleri hakkında da fikir sahibi olabiliriz. Dolayısıyla bütün bunlara piramitten ulaştığımız için bir nüfus piramidine bakarak o ülkenin toplam nüfusunu, o ülkenin cinsiyete göre dağılım bazındaki nüfusunu, kadın nüfusunu, erkek nüfusunu, yaş gruplarına göre nüfusunu, doğurganlık oranlarını...